Merhaba herkese. Beraber sabun yapımına başlayalım. Yağ asidiyle burada yağ olmuş oluyor. Kostiği belli oranda karıştırırsanız tuz dediğimiz sabunu oluşturursunuz ve içinde kostik kalmaz. Ekolojiyle ilgili çalışmalar da yapıyorum. Neyin doğal neyin doğal olmadığını gayet de iyi biliyorum. Mesela o söyledikleri meşe palamudundan, meşe ağacından kül. Şimdi meşe külünden oluşan o yapıda da alkali yani baz yapısı var. Riskli neden? Çünkü içine odun parçacıkları, kömür parçacıkları onlar bunlar giriyor. Bizimki en azından %100 saf olduğu için gramajı, matematiği tutuyor. Evet, bu açıklama yaptıktan sonra korunma önlemlerine de çok dikkatli olalım. Çünkü evet, kostikte bir etrafı biraz zehirli olmasa da tahriş edici gazlar ortaya çıkacak. Ağız maskesi kullanacağım, lateks eldiven kullanacağım. Su, saf su kullanacağız. Zeytinyağı da kullanacağım. Hemen onun başında söyleyeyim. Çünkü sadece ayçiçek yağı ile yaparsak yani biraz daha ekonomik ucuz olsun dersek maalesef istediğimiz gibi sabun katılaşmıyor. Biraz da diğer yağlardan biraz sonra bahsedeceğim. Onlardan da atıyorum. Evet, hazırsak başlayalım. Gramaj demek kimyada aslında tam ürün elde etmek demek. Hele hele sabunda çok daha önemli. Şimdi hassas tartı kullanabiliriz. Şöyle dereceli bir cam kapalı. Sodyum hidroksit var. Sodyum hidroksit dediğimiz kostik. Bize lazım olan baz. 50 gramdan da yapabilirsiniz. Benim verdiğim hesaplar biraz sonra 50 grama göre de yapacağım. Fakat ben 25 gram yarısından yapacağım. Neden? Çok fazla olsun istemiyorum. Şu şekilde ayırdım. Şunu kapatıyorum. Üzerini de kapatalım. Çünkü bu yine tahriş edici gazlar ortaya çıkabilir. Hazırsak ilk etapta kostikle suyun karışımına başlayalım. Ki asıl dikkatli olmamız gereken taraf bu. İkinci aşamada da yağları karıştıracağız. Şimdi bu aşamada yine korunaklı çalışalım her zamanki gibi. Ne olur ne olmaz. Cam pencereleri açıyoruz. Çünkü biraz tahriş edici gazlar çıkıyor. Şu an çıkmıyor çok fazla da suyla karıştığı zaman çıkar. Lateks eldivenlerimizi takalım. Daha korunaklı olurum diyorsanız. Evet, gözlüğümüzü de takalım. Evet, 65 suyumuzu aldım. 65 mililitre. Burada yapmak istiyorum. Evet, BR olmayabilir. Sizde BR olmayabilir. Herhangi bir camda da yapabilirsiniz. Suyumu buraya katıyorum. Bir 10 saniye içinde 80 dereceye çıkacak. O yüzden altına da ne koyduğumuza dikkat edelim. Öyle çok patlayan, çatlayan bir şey yok. Ne olur ne olmaz diye. Evet, ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika bunu bekleteceğim. Hatta benmari de yapabilirsiniz. Şöyle bir hafif soğuk su alıyorum. Dışarıda bir şekilde o tehlikeli gazı açığa çıktı. Şimdi sıcak yapmamamın nedeni bir kere termometreye ihtiyaç var. Şimdi benim termometrem var. Dediğim gibi her şeyim hazır. Fakat sizin olmadığını düşünüyorum. Çoğu evimizde yok. Artı olsa bile sıcaklığı sabit tutmamız gerekiyor. Şimdi ikinci aşamada yağlarımızı alacağız. Bundan sonraki videolarda takip edin lütfen. Arap sabunu da yapacağız, jel sabun yapacağız. Hatta ondan da çok güzel doğal bir şampuan yapacağız. Hesaplamalarımız tamamsa şimdi önce bundan 150 alıyorum. Yani 100 artı 50. Önce bir 100'ü dolduralım. Şimdi şurada şu kapta yapmak istiyorum. Biraz derin olsun ve cam olsun. Kavanozda yapacağım çünkü orası stick blender'da kullanmamız gerekiyor. Bu, evet, ne kadar aldım? 150 hazır. Şimdi biraz yağ, zeytinyağı alıyorum. Hatırlayın ne kadardı? 50 mililitreydi. 50 mililitreyi de şuradan hemen ölçüyorum. Bu arada 1, 2, 3, 5 mililitre fazla bile gidebilir. Bir de açıkçası biz biraz daha sabunumuzun içinde fazla yağ olmasını istiyoruz. Neden? Çünkü sabunlar biliyorsunuz veya bilmiyorsanız da öğrenin. Fazla kullanıldığı zaman cildi tahriş ediyor, kurutuyor. Ben televizyon programlarında da söyledim, röportajlarımda da, canlı yayınlar da yaptık. Sık sık söylüyorum. Hem kolonya için de söyledim. Kolonya da aşırı kullanılırsa cildi kurutuyor. Hatta çatlaklara neden oluyor ve mikrop giriyor. Aynı şekilde çok güzel bir dezenfektandır. Fakat fazla kullandığımız zaman yine cildin yağ dokusunu da alıp götürüyor ve artı tekrar bizi mikropları açık hale getiriyor. O yüzden dikkat edelim. Şimdi 200 mililitre oldu yaklaşık. Bunları daha az atalım, çok az atalım. Çam terebenti çünkü fazla yoğun bir şeydir. Evet, çok güzel bir çam terebenti kokusu geldi. Bu arada kimya keyiflidir. Hem bir şey üretiyorsunuz, kendinize bir şey üretmek gerçekten insanın psikolojisini rahatlatıyor. Artı mesela bir hobi
olarak düşünebilirsiniz. Gününüzün belli bir saatini, haftanızın belli bir saatini bunları ayırarak bir hobiye, bir psikolojik rahatlıkta kendinize yaratabilirsiniz. Evet, 215 mililitreyi tamamladım. İşlem tamam. Şimdi blenderla karıştırma aşamasını geçeceğim. Dal çıkar, daldır çıkar, çok fazla yapmayalım. Şimdi, evet, burada tekrar bir ağız maskesine gerek yok ama tabii etrafı sıçratmayalım. Çünkü artık kokusu olmayacak. Aşama aşama yapalım. Şimdi zaten göreceksiniz bir koyulaşma olacak. Bakın sabunlaşma başladı. Bunu da ilave edeyim aşama aşama. Ve son kalanında evet, ben bir 4-5 dakika kadar karıştıracağım. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, tekrar merhaba. İşlemimiz şimdi tamam. Gördüğünüz gibi bir boza kıvamına geldi. Şimdi son aşama kalıba dökmek. Çok az ılık, fakat bir plastiği rahatsız edecek şekilde, plastiği yok edecek şekilde bir sıcaklık yok. O yüzden herhangi bir pet şişe gibi bir plastik kullanabilirim veya silikon kalıp kullanabilirim. Burada mesela işte güzel bir şekil olsun diye, sabunumuz şöyle kelebek şeklinde olsun diye. Evet, bunu buraya koyalım. Geri kalanını da normal pet kaba koyalım. Şimdi biraz şöyle de vuruyorum içinde çünkü hava kabarcıklarının kalmasını istemiyoruz. En son onlar da çıksın. Dediğim gibi artık bunları kurutmaya alabiliriz. Bundan sonraki videomda hem çıkmış halini size göstereceğim hem de beraber deterjan yapacağız. Çamaşır makinesi deterjanı. Nereden? Bu yaptığımız sabunlardan yapacağız. Ve bunlardan olmaz. Bunlar 1,5 ay sonra olacak da benim daha önce yaptığım sabunlardan veya herhangi bir dışarıdan aldığınız sabunlardan evde nasıl deterjan yapacağınızı göstermiş olacağım. O yüzden lütfen takipte kalın, abone olun. Daha doğal, daha sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.